Salam dostlar, ben Fərid Kazımov. Bu video dərsimizdə Vamserveyi yəni localhost-u kompüterə necə quraşdıra bilərik, onu öyrədəcəyim. Əvvəla kompüterdə hər hansı browserimiz olsun, daha sonra burada adres çubuğuna Vamserver .com yazın ve sayta daxil olun. Sayta daxil olduqdan sonra burada əvvəla ingilis dilini seçin. Daha sonra daha sonra ise burada download linkine klikleyin. Biz avtomatik olarak burada gördüğünüz iki tane yükleme verdi. Birincisi kompüterin sistemini 32 bit sistemler için, diğer ise 64 bit sistemler içindir. Bunları öğrenmek için de size bir yolunu göstereyim. Yani kompüterin 32 bit mi yoksa 64 bit işlediğini mi? Bunun için gəlin burada yani bu menu bölməsinə, oradan kompüterin üzerine gəlin və mouse'un sağ düyməsini klikləyin. Daha sonra oradan xüsusiyyətlərə gəlin. Və xüsusiyyətlərdə gördüyünüz kimi burada 32 bit əməliyyat sistemi tipi, 32 bit əməliyyat sistemi yazdı. Yəni mənim kompüterim 32 bit əməliyyat sistemi ilə işləyir. Sizde de orada neyse verirse onu istifadə edəcək. Şimdi ben de 32 bit olduğu için 32 biti işleyeceğim. Yine buna klikleyin. Buradan download directly yazısına klikleyin. Ve bizi burada yükleme sayfasına gönderir. Burada daha sonra ise direct link, yani direct link yazıp yani otomatik olarak ona tıklayın, yani göstermeyi lazım değil, boş yerine ona klikledikten sonra artık özü bize otomatik olarak yükleme linkini verecek. Ve işlemini verdikten sonra ben özüm kabul etmedim. Çünkü ben bunu evvelden işlemiştim. Ki vaxtı zanmadım. İşledikten sonra gördüğünüz gibi böyle bir işare ile verecek. Yine buna klikleyin ve vampızı açın. Yine buradan icra ise buyurur. Ve daha sonra yine burada quraşdırma, yani setup programı açıldı. Buradan next'i yine vurun ve buradan yine kabul edin aydaları. Daha sonra yine next deyin. Ve buradan C diskinin altında özü avtomatik olarak verecek. Yani bunu seçili kalsın bu. Yani değiştirmeyin onu. Yine next deyin. Yani eğer isteseniz yine buradan desktop'da yani bu ana sayfədə, yani başlangıç menüsünde isterseniz yine Create Desktop ikona vurarak programın ikonunu orada yerleştirebilirsiniz. Daha sonra yine Next deyin, Install diyerek programı kompüterə quraşdırırız. Ben hələli videonu dayandıracağım. Yükləndikdən sonra yine devam edeceğim. Yükləmə tamamlandı. Yine buradan H'ni vurun. Önce browser'ı açmak için bunu istiyorum. Sakin. İşleme tamam olsun. Ve işleme tamam olduktan sonra gördüğünüz gibi yine ekrana Vamserver'in ikonunu da yerleştirilir böyle diye menümüzde. Bu setup failidir. Hayır, buna bakmayın. Burada açıyorum.
Daha sonra ise burada bize SMTP yazılan yerde isterseniz localhost yazın veya da ki öz adınızı veya istediğiniz başka bir şey yazabilirsiniz, fark etmiyor. Yine burada ama localhost yazın. Ve burada udomain yazılan yerde ise öz mail adresinizi yazabilirsiniz. Daha sonra yine next deyirik ve burada bu ise bize yine WAM serveri indi işletmemizi kabul istiyorsunuz ya yok deyir. Yine istiyorsunuz bunun bunu. Daha sonra finish deyirik ve programın quraşdırılması tamamlanır. Ve programı qurduqdan sonra, yani bu indi bize programı açmaq için icazə istiyor. Bu da hə deyirik. Burada gördüğünüz ikon artık gösterdi. Bu yaşın olduğu da, yani localhost'umuzun artık işleş vəziyyətdə olduğunu bir daha bildirir. Hazırda offline'dadır. Gözləyin. Ve localhost'umuz artık işleyiş vəziyyətdədir. Bəs biz localhost'umuza necə daxil olacağız? Yani localhost'umuza burada istəsəniz buradan localhost'a klikləyib buradan daxil ola bilərsiniz. Yani avtomatik olarak özü verir sizə. Ve gördüğünüz kimi burada da artık bizim WAM serverin, yani localhost'umuzun indeksidir. Yani burada uproject yazılan yerlerde, yani bizim hazırladığımız projeler burada yer alır ve bu isansı www kovluğunun altındaki www kovluğu da harda yerleşir. www kovluğu kompüterden geri daxil olur kompütere. Kompütere daxil olduqdan sonra, yani yadınızdadırsa sizə bayaq demiştim ki WAM serverimiz araqlaşdırılıb C diskinin altında, yani lokal diskimizin altında WAMP'ın içinə. Və yenə WAMP oradan daxil oluruq və oradan da www qovluğuna daxil oluruq. Və burada da artıq biz PHP fayllarımızı hazırladığımız ən hansı bir projelərimizi, belə deyim, www qovluğunun altında yerləşdirəcəyik. Bundan sonraki dərslərimizə də baxsanız elə görəcəksiniz ki tam dəqiq bir şəkildə öyrənə biləcəksiniz. Yəni bu videonu ikinci dəfədir çəkdim. Birincisində səs yaxşı çıxmamışdı deyə. Nəysə, mənlik bu qədər. Gələn dərslərdə görüşmək üzrə. Sağ olun.